Evet arkadaşlar, özel istek üzerine kaput menteşe dayamalarını yaptık. Geçen de geçenlerde de veyahut da geçmiş günlerde de yayınlamış olduğum, kendi face'imde yayınlamış olduğum videolarım da vardır. Artı bunu ben kendim elimle yaptım. El emeği, göz nurudur. Şimdi bu şekilde şurada kenarda allende vidasıdır, paslanmazdır. Bakın arkadaşlar, bu şekilde allende cıvatası vardır, paslanmazdır ve artı bu pistonları, şunlar kafalar aşağıda oluyordu. Ben buralar değiyor diye, şu pistonun kalın yeri buraya değiyor diye ben ters çevirdim. Açılışta değiyor buraya diye. Bu şekilde açılıyor ve kapanmada hiçbir sorunumuz yok. Açıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Bak, kapatıyorum. Açıyorum arkadaşlar. Ve şu an yani biraz da kameramızın bu şekilde kaput dayama menteşeleri özel sipariş üzerine yaptım arkadaşlar. Bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar özel sipariş üzerine yaptım. Mesela bak, şimdi kaputu daha yatıracağım. Bir saniye durduruyorum. Evet arkadaşlar, demin dik duran kaputumuz şu an yatık durdu. Neden gece çekiyorum? Akşam saat 7'de işten geldiğim için anca işimi halledebiliyorum. Yani kendi atölyemde, ufak bir atölye oluşturdum kendimce. Kendi atölyemde bunları yapıyorum. Kendi garajımda. Gelelim arkadaşlar konuya. İster bu şekilde, bakın, parmak değmiyor. Tabii bizim de ve bakın arkadaşlar, parmak değmiyor. Şu an parmağım değmiyor. İster bu açıda durdurun, İster de bu açıda da durdurabiliyorsunuz. Kaput dayama menteşe pinleri, kaput dayama menteşe, ister pimler deyin, ister dayama takozları deyin. Ne derseniz artık. Amortisörlerimizde kesme yok. Bazı arkadaşlar işte kesiyor, kimisini kısa takıyor. Herkesin kendi arzu ve isteğine kalmış bir şey. Kimseye neden öyle yapıyorsun, neden böyle yapıyorsunuz demiyorum. Kimse de bana neden onu taktın, niye ucuzu vardı bilmem. O zaman gidin oradan alın arkadaşlar. Ben kendim özel siparişle yapıyorum. İsteyen olursa, öyle herkes hadi yürü seri üretim değil. İsteyen olursa yapıyorum. İsteyenler de benim YouTube kanalımdan abone olun ve bu videonun altına numaramı koyacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Oradan size kaput dayama menteşelerini yapacağım. İsteyene. Ücreti telefondan veriyorum. Buradan söylemiyorum arkadaşlar. Ücreti telefondan, WhatsApp'tan veya normal arayarak da öğrenebilirsiniz. Bakın, iki tane gönderiyorum. Cıvatasına iki tane adet, iki adet, ikişerden dört adet cıvatası, ayar cıvatası, bir de sabitleme cıvatası ile beraber gönderiyorum. Yani bakın, paslanmazdır, allenli başlıdır, havşalıdır burası. Yani bu menteşeyi bu şekilde yatırıp bu şekilde sıkacaksınız arkadaşlar. Öbür türlü denk gelmez, tutturamazsınız. Bu şekilde açıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi kusura bakmayın, benim kameranın biraz mağduruluğuna uğraştım, azizliğine uğradım işte. Ve hiçbir sıkıntım da yok. Bakın, kapanmada hiçbir değmesi de yok. Bakın, kapanmada hiçbir değme yok. Buyurun. Hizalar denk. Oturmamazlık, yapmamazlık yok. Uymadı, kaymadı yok. Delik delme, piston kesme derdi yok. Orijinal pistonunu alıp takıyorsunuz. Tek şey, bendeki tek şey, istediğim iki şeyim var. Pardon. Birincisi, sol tarafa gelen çentikli oluyor. Kablo kanalının oturduğu yer. Arkadaşlar bakın, kablo kanalının oturduğu yer. Bakın. Diğeri de piston. Bu aşağıda, burası yukarıdaydı.
Ben bunu ters çevirdim. Çünkü pistonun dış borusu, kovanı yani dış kovanı, iç pistonuna buradaki boşluğu kullandım. Şimdi dış kovan buraya değiyor. Şu parçaya değdiği için ben de ters çevirip de kullandım. Ve bu şekilde kapı dayama menteşelerini istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Özel sipariş üzerine iki kişi, iki arkadaşımız istedi. Biri İzmir'e, biri İzmit'e. Tabii servis otobüsleri geçiyor. Biz hala daha çalışıyoruz arkadaşlar sizler için. İşten geldim. Çoluğum çocuğumla ilgilenmiyorum. Sizin için ilgileniyorum. Şimdi bunları da buradan ayarlarını anahtarla ya da elinizle yapıyorsunuz. Ben biraz fazla sıktım galiba. Bunu böyle ayarlayıp buradan şurada ayar vidaları alır. Bu ayar vidalarından bu açıda da durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii bir de bunları yaptıktan sonra bunlar da bizim kolay paslanmayan hava çeliğindendir bunlar. Sert malzemedir biraz. Şu an bu şekilde de bunlar bir önceki versiyonlar. Yine de veririz. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. Bunlar bu şekilde iki takım yaptım. Bir tanesi tabii benim kendimin. Kendim kullanacağım. İki takımı gönderirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstediğiniz ayarda kaput değme derdi yok. İstediğiniz ayarda yapıp istediğiniz ayarda durdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Allah'a şükür, Allah'ın izniyle. Kaput değme menteşelerinin yani şöyle söyleyeyim açıkçası. Kaput ayar takozları diyeyim. Arka bagaj kaput ayar takozlarına husisi kendim yaptım. Face'imde de kullanacağım. Videoyu atacağım. Oradan da görürsünüz. YouTube kanalımda da görürsünüz. Abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Sık sık videolarım gelecek. Sizlere gelecek videolarımdan öncelikle bahsedeyim. Ön tampon zaten sökülümü anlatım vardı. Ön tampon sökülümü nasıl yapılır onu söktüğümüzü izah edeceğim. Farların sökülümünü izah edeceğim. Çünkü benim farlarda biraz işlerim olduğu için. Ön panjurun sökülümünü tarif edeceğim. Şimdi böyle işte araçta dur kapılarımızı kilitlemişiz içeride çalışıyoruz diye. Araçta işte ayna nasıl sökülür, kapı döşemesi nasıl sökülür, koltuk zaten var, koltuk nasıl söküldüğünü, yani bunları arka döşemeler, ondan sonra cam kirkoları, cam kilitleri, kapı kilitleri nasıl sökülür, bunlar hep zaman zaman içinde videolarım gelecek boşluk kaldığı sürece, arka stoplar, arka tampon nasıl sökülür, arka bagaj halısı nasıl sökülür, arka kilit nasıl sökülür, yani bunlar genelde bu araçlarda aranan özellikler. Arka tamponu nasıl sökülür? Bunları kademe kademe sizlere izah edip anlatacağım. Video çekeceğim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kütahyalı Fatih Usta'dan selamlar. Yani niye geç kaldım Fatih Usta dersen işten anca gelip anca yetiştirebiliyorum arkadaşlar. Darın yemeğimi yiyip darın bu işe yani acele acele bu işi ayarlamaya çalışıyorum. Kendi aracımın üstünde ayarlıyorum yani hani herhangi bir pürüzlük hata almasın diye önce kendi aracımda test ediyorum. Bak bunlar test olmuştur. Bunlar test olanlar boy oluyor. Bu da son test olan. Yani 3 takım var elimde. Bir tanesini kendim kullanacağım. 2 tanesini satacağım arkadaşlar. Hani bilginiz olsun. Şimdilikten hayırlı akşamlar diliyorum. Cümleten herkese hayırlı geceler. Bir şey olduğu zaman bu videonun altındaki telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Cümleten hayırlı akşamlar herkese. Evet arkadaşlar. Diğer üzerinden söktüğüm diğer parçalar. Bunlar boyanmadı. Bak bunlar boyalı. Bunları ben boyadım. Arkadaşlar. Ve kaputumuzun da dikliğine bir bakın. Arkadaşlar kaputun da dikliği. Ne kadar dik duruyor.
kaput. Evet, kaput ayar menteşelerimizin. Bakın. Bu şekilde civataları. Bu şekilde civataları istediğimiz ölçüde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İstediğimiz ayarda da oluyor. Şimdi bunları da boyayacağım. Artık toparladım takım takları da. Seyyarı kaldırıp arabayı da içeri koyacağım. Bu şekilde malzememiz hazır oldu. Arkadaşlar güle güle kullansınlar. Civatalarımız, kaput dayama takozları, demirden yaptığım takozlar hazır şu an arkadaşlar. Tabi benim bu telefondan çekeceğim var. Kameradan dolayı arkadaş bir netleşmeme problemi yaşıyorum. Allahu Ekber ya. Evet arkadaşlar. Kaputta ayar takozları yani demirden. Bunlar demir. Özel el yapımı. Birazdan bunları ben boyayacağım. Ve göndereceğiz bunları. İki tane var elimde. İkisini de göndereceğim arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Benim YouTube kanalımdan takip etmeye ve Face'ten takip etmeye devam edin. Aracımızda diğer bir yapacağım işlemler de var. Videonun bu tabi sonunda söylüyorum yine. Kol dayamanın önüne lastik koyma. Kol dayama tamiri. Ondan sonra el fren tamiri. El frenin cırcırı bozuk benimkinin. O yapılacak. Onun tamiri. Ondan sonra işte şu çıtalar nasıl sökülür? İşte silecekler plastiği nasıl sökülür? İşte su deposu nasıl sökülür? İşte balatalar nasıl sökülür? Bunlar zamanla video şeklinde gelecek arkadaşlar hepinize. Zaman zaman Fatih Usta'yı takip etmeye devam edin. Kütahyalı Fatih Usta'yı takip etmeye devam edin. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benden şimdilik bu kadar. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Elimdeki işte son şey parçalarım bunlar. İki tane var. Birini bir abim istedi. Birini bir abim istedi. Ona göndereceğim. İki tane var elimde. Geri kalanları da artık isteyene göre özel siparişle yapacağım. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.